Evet efendim, e, Narin cinayetinin üzerinden 40 gün geçti TV1 ekibi olarak Canan Altıntaş, muhabir arkadaşımız. Bunu, bu haberi Narin kaybolduğu andan itibaren Türkiye'ye duyuran ilk muhabirdi ve bölgeden ayağının tozuyla bugün geldi Canan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum geldiğin için ama çok büyük bir habercilik başarısına e, imza attın. Zira yani nasıl canını dişine taktığını Nasıl bunu dava edindiğini, ne kadar üzüldüğünü gerek ekranda gerek ikili konuşmalarımızda da biliyorum. Ee, çok yakından biliyorum. Çok dua ettin, çok umut ettin. Umutlar tükendiğinde de ya bu narinin hani canlı bulacağız. Ben inanıyorum. Son gün bile seninle telefonda konuşmuştuk. Dedin ki ben inanıyorum. Benim hala umudum var. Şimdi ilk olay nasıl başladı? Jandarma bölgeye geldi. Sen bunu duyurdun. Seni biri mi aradı? Ne oldu? Bir anlatsana bize olayın başlangıcından Canan. Aslında Narin 21 Ağustos kayıtlara göre 20.40 itibariyle kayıp olduğu resmi olarak duyuruluyor. Ama öncesinde bildiğiniz gibi sonrasında detaylar ortaya çıktı. Biz 22 Ağustos günü kameraman arkadaşımla birlikte hem Diyarbakır'daki WhatsApp gruplarından hem de amcalardan biri aradı beni ama biz o sırada yoldaydık tabii gidiyorduk Tavşantepe'ye doğru. E, biz oraya gittiğimizde köyün hemen civarında 26 kilometrelik bir kanal var. Bu kanalın etrafında dolandık çünkü orada e, hem AFAD ekipleri hem e, küçük bir jak timi hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, dalgıçlar kanalda arama yapıyorlardı. Kaçırıldığı ya da birinin oraya attığı düşüncesiyle aslında. Sonra oradaki yayınları tamamladıktan sonra eve girdik. Ee, ben eve gittim, anneyle konuştum. Röportaj yaptık. Sen baştan beri annenin çelişki ifadelerine çok dikkat çekiyordun. Evet. Anne seni baştan beri hiç ikna edemedi değil mi? Hayır. Çünkü e, bölgenin sosyolojik yapısı, e, bir annenin davranışı... Daha önce çok fazla kayıp olayı takip ettim ben annenin tavırları... Ya bölge insanısın. Evet, evet. Ee, normalde o annenin o gün gözünün kan çanağı olması gerekiyordu. Ama şunu da düşündüm tabii. Hı. Bazı insanlarda biliyorsunuz şoktan dolayı ağlamama olabilir. Birçok şey olabilir. Tabii tabii. Ee, Herkesin acısını yaşamak için O yüzden evet yargılamak çok, çok doğru, doğru değil diye düşündüm. Zaten biz bu da efendim masumiyet karinesine zarar vermeden soruşturma aşamasında ve hani e, adalete güvenerek yapıyoruz. Bunun da altın çizelim lütfen evet. buyur. Sonrasında e, anneyle röportaj yaptık. Anne işte kızımı kim götürdüyse, kim kaçırdıysa kapının önüne koysun, bir hastaneye kapısına bıraksın gibi gibi yorumlar yaptı. Tabii ilk gün kafada soru işaretleri var. İkinci gün Tavşantepe'ye Tavşan Tepe'ye gittiğimiz zaman tekrar aileyle görüşmelerim, oradaki halkla gözlemime göre olayın aslında bambaşka olduğunu hemen anladım. İkinci günde? Evet. Çünkü kayıp vakasına uymuyordu. Ne, oradaki ne, ne, ne farklılık vardı? Tavır. Mesela normalde e, Tavşan Tepe'nin dışına çıktığınız zaman halk, insanlar, telefonum susmuyordu. Bu kız nereye gitmiş olabilir? Herkes sorarken o köy sormuyordu size. Aslında en ilginç oydu. E bütün bir köy susuyor. Evet. O gün de susuyorlardı. Yani bilir gibi mi? Evet, evet. Sanki farkındaydılar. Sonrasında jandarma Tavşantepe İlkokulu'na karargah kurdu. Timler gelmeye başladı. Arazilere çıktık, aradık. Birçok e, tabii ihalar kalktı. Peki mesela senin izlenimin aile bu işin bu kadar... E, büyüyeceğini, basının buna bu işle bu kadar ilgileneceğini e, tahmin, tahmin ediyor muydu? Ya yani ben... o an bir ailede hani ne oluyoruz? Tedirginliği yaşadın mı? Yok hayır. Ya da köydekilerde? Çünkü, çünkü ilk hafta ben yalnızdım orada. Bazı ajanstan arkadaşlar, gazeteciler gelip gidiyorlardı. Fakat e, bizim kanalımız buradan da yine teşekkür etmek istiyorum çünkü bu konuda gerçekten e, nainin bulunması konusunda çok destek sundular. Orada kalmamı istediler ve ben de kaldım. Evet. Gün boyu sabah bazen 5'te gittim, 1'de döndüm ve gün boyu ben o köyde yaşananların hepsine tanıktım. Aslında oradaki o sessizliği daha çok yani benim kadar tabii ki gazeteci arkadaşlarım da anladılar. Ama benim kadar kimse hissetmedi bunu. Narin'in orada ne kadar yalnız olduğunu ben gördüm. Sanki Narin bir dakika Canan bu çok önemli bir cümle ya. Evet çok önemli. Narin'in yani. orada ne kadar yalnız olduğunu evet, gördüm. Evet. Yani şunu mu anlayacağım ben bu cümlenden. Arıyormuş gibi yapıp aramıyorlar. Ya yani arıyorlar ama aslında sonucu belli. Evet. Ve aslında evet. herkes o kızın başına ne geldiğini evet, biliyor. Evet, evet evet. evet. Mış gibi yapmak yani. Bundan ötürü de jandarma şimdi e, karargah kurduktan sonra e, 4-5 senaryoya göre timler kurdu. 100 kişilik bir tim. Bu timlerde jastat ekibi, istihbarat ekibi vardı. Yine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı. Ama o ekipler mesela birisi kaçırılmaya göre arıyordu Narin'e. Kaçırılmış olabilir diye. Birisi aile içi cinayete kurban gitmiş diye arıyordu. Bir ekip. Bu da baştan itibaren tabii ki, evet. masadaydı. Olası senaryolardan. Günler, evet, üçüncü gün Bu, bütün e, ikinci gün toplantılar yapıldı. Üçüncü gün itibariyle. Ekipler bölünerek ayrıldılar. Bir ekip de Nain'i bu tepkisizlikten dolayı canlı arıyordu. Aslında bizim umudumuz da oydu. Çünkü inanılmaz bir tepkisizlik vardı. Dördüncü gün mesela. Tabii güvenlik güçleri de çok farkındaydı. Tabii tabii durumda. evet evet anladı herkes anladı. Çünkü normal bir ortam yoktu. Bir kayıp çocuk bir kayıp çocuk olması hali aslında sosyolojik yapıya çok e, gerek yok hani bu İstanbul'da da Ankara'da da böyledir komşunun çocuğu kaybolduğu Aklını zaman. Aklını yitirirler Evet, Herkes sorar evet evin içerisinde yakınları gelip gidip soruyorlardı ama kendi içlerinde. Ama mesela Nari'nin evi şöyle tepede düşünün alt taraf hemen Nari'nin son görüldüğü yer zaten okul kamerası. Normalde o jandarmanın kapısında yatıp kalkmaları gerekiyordu. Normalde böyledir. Ay, sen bölge insanı olduğun için evet, bunu benim. senin normalimiz böyledir demen çok evet. geçerli bir evet. yaklaşım. Ama sormadılar. Köylüler de sormadı. Hadi aile acısı vardı Baba arıyordu. ne? Baba? Baba şöyle. Baba e, hatta jandarmaları e, görmedikleri yerlere bile yönlendiriyordu. Şuraya da bakalım. Buraya da bakalım. Bu arada babanın ilk ifadesi e, benim de köydeki araştırmamla hepsi örtüşüyordu. Sadece babanın örtüşüyordu. Ama onun dışındaki herkes. Bu arada Salim Güran ikinci gün ikinci gün biz oraya gittiğimizde evin oradaydı. Zaten Narinlerin evi ile onun evi karşı karşıya hemen böyle karşı karşıya oturuyorlar. Dediler ki Muhtar orada. Ben de hani Muhtar biz bir yere gittiğimizde bir köye Muhtarlar oraya hakimdir, bilirler her şeyi. Ben de muhtarım işte kız kaybolmuş bir e, röportaj yapalım, kameralar var mı? E, Aile acılı belki çok fazla ifade edemezler, sizden alalım bilgileri diye söyledim. O da ben Narin'in amcasıyım dedi, kendisi söyledi bunu. Aa dedim çok daha iyi, hani Narin'i tanıyorsunuz, hem yeğeniniz, bize daha iyi bilgi verirsiniz. Ben dedim biraz işim var, gidip geleceğim dedi ama gelmedi. Üçüncü gün bir kadın programından arkadaş aradı beni. Dedi ki ben dedi Salim Güran'ı yani Muhtar'ı yayına almak istiyorum. Biz görüşme Başınıza sağladık. da neler geldi. Şu soruşturma bir evet. yayın yasakları gitse de aslında Canan'ın anlattıklarından çok anlatamadıkları var da başınızda evet. da neler geldi yani evet. evet. Sonrasında oraya da bağlanacağım dedi. Başka arkadaşlar ilgilendiler yine gelmedi. Tabii e, bu süreçte İHA'lar kalktı, e, helikopterler kalktı, araziler eğer tutmaz deresi mesela herkesin kafasında soru işaretidir. Neden aranmadı diye. Aslında üçüncü günden... Arandı e, mı? Tabii ikinci gün e, bütün o planlamanın içerisinde en fazla... E, en çok aranması gereken noktalardan birisi olarak belirlendi eğer tutmaz deresi. Fakat hem JAK ekibi hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri e, oraya giremediler dalgıçlar. Şu kadar balçıklar vardı orada, yürüyemediler. Bunun için de kepçeler geldi. Hı hı. Ve bu kepçeler geldiği zaman e, taşları topladılar. Ondan sonra e, derenin yönünü farklı bir noktaya aldılar. Sonrasında tabii bu çok uzun süre devam etti. E, bu sürede de... Oradaki panik halindeki aslında o şeyleri de görebiliyorduk. Mesela eğer tutmaz deresinde o noktada bir arama ya da bir faaliyet yürütüldüğü zaman orada kimlerin aslında panik halinde olduğunu görebiliyorduk. Bunlardan birisi Salim Güran'dı. Tepeden sürekli izlerdi. Daha gözaltına alınmadan Tabii e, bu arada Tabii güvenlik güçleri de bunların hepsinin farkında ama evet. e, o aşamada evet, evet. sadece takip ediyorlar. Evet, onları da dinliyorlar ama aslında jandarma farkındaydı her şeyin ve bütün tedbirleri, önlemleri alıyordu. E, sadece dinliyorlardı ve işlerini yapıyorlardı. Bu arada e, davranış bilimi uzmanı e, jandarma ekipleri vardı içlerinde. Gözlem yapan sadece kim tedirgin, kim panik halinde ee, bu tarz çalışan jandarma ekipleri vardı, istihbaratçılar vardı. tabii çocuklar işte son narinin yukarı çıkma anındaki o kuzenleri onlarla da görüşüldü. 276 kişi sorgulandı. Bunlar ifade olarak, bu arada okulun bir kısmını ifade odası yaptılar. Herkes jandarmaya gidip gelemiyordu. Her gün girip gir çıkıyorlardı ama beyanlar zaten yalan ifade verdikleri o kadar açıktı ki yani Narni'nin oraya çıkıyor sonrasında köylülerin ta tavrı da çok farklıydı. Mesela ben yolda yürüyordum bir anda birisiyle karşılaşıyorum. Ben Narni tanımıyorum. Ben dedim hanımefendi ben size sormadım ki Narni. Böyle bir panik vardı. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle köylünün korktuğu bir şey mi var? Evet. Ya sence aileden mi korkuyor? Yoksa sosyolojik bazı şeyler vardı. Ondan mı korkuyor? Yani. E, aile aile mi böyle baskı Şimdi, altına almış köyde yaşayanları? Zaten e, o köyün yüzde sekseni Güran ailesi. Diğer e, köylüler ise daha çok tarlada çalışan, onların işlerini yürüten e, Güran ailesi tarafından e, evlerin verildiği kiracı gibi düşünür. Öyle kişiler. Ben köylülerle de çok fazla konuştum. Hatta bir gün bir tane adama yalvardım. Dedim ki yani Lütfen bana söyleyin. Benim üzerimden gideceğiz. Bu kız nerede? Siz biliyorsunuz ben biliyorum dedi. O da bana dedi ki korkuyoruz dedi. Bunu açık açık söyledi. Sonrasında e, dedim ki ama vicdan sahibi olmanız gerekiyor. Yani bunu söyleyin. Söz veriyorum dedim size namus sözü. Ben dedim sadece gidip kimle görüştüğümü söylemeden jandarmaya söyleyeceğim dedim. O da bana dedi ki, söyleyemem. Peki kim söyleyebilir? Bana dedim ki yol gösteri. Hı hı. O da kimse söylemez, herkes korkuyor dedi. Sonra dedim ki ne oldu burada? Bu nasıl bir mesele? Bana dedi ki Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir cümle kullandı. Aslında o günlerde ben anladım artık olayın çok büyük ciddi olduğunu. Bu çok çarpıcı bir şey ya anlattı. Evet. Yani... Sonra çocuklar. Biliyor ve Allah kimsenin başına vermesin diyor. Evet, böyle bir şey söyledi. Muhtemelen Narin'in artık çığlığını mı, sesini mi ben e, öyle tahmin ediyorum. Herkes duydu. E sonrasında e, Narin, e, biz çok insanları hani ben yargılayan haberler yapmadım. İnsanların özel hayatları da bizi ilgilendirmiyor. Fakir, tabii ki nedeni çok önemli. Ancak burada önemli olan benim tahammül edemediğim... En önemli olan o çocuk 19 gün oranın içinde kaldı 19 18 sonuçta o çocuğun birileri öldürüldüğünü ve bu şekilde gömüldüğünü biliyordu. Ben buna insan olarak tahammül edemedim en önemlisi çünkü bir çocuk zaten canice katledilmiş ve sonrasında oraya bırakılmış. Bu korkunç bir şey bunu bilmek, bir eşya, bununla bir şey yaşamak. O kadar korkunç bir şey ki yani böyle bir şey bilip ve susmak bana göre şimdi hani biz katili arıyoruz değil mi? Kim boğdu, kim yataklık etti? Duyan, gören herkes katil. Bunun vicdani sorumluluğu çok fazla. Ben mesela gazeteci olarak oraya gittim. Ama Benim ben insan koyacağım? olarak, anne olarak o kızı bulmak için elimden geleni yaptım.